Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Karşımda gördüğünüz gibi bir yol çalışması var burada. Adana'nın en işlek yollarından biri, bulvarlarından biri. Burası Yeşil Bulvar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taşlar böyle yığılmış şekilde bekliyor. Ama hizmet bekliyor vatandaş gerçekten. Geride arkadaşlar, geride 3 kişi 4 kişi gözlerimle gördüğümü söylüyorum. İş makineleri öyle boşu boşuna duruyor. Çalışan da 3 tane 4 tane adam aralarında sohbet ede ede bir şekilde yapmaya çalışıyor. Onların da yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. 4 tane adam, 4 tane insan bu kadar işi, bu kadar yoğunluktaki bir işi arkadaşlar bitiremez. İhtimali yok, görüyorsunuz. Kaldırımlar böyle rezil bir şekilde bekliyor. Bakın. Bakın buralar böyle bir yığın şekilde. Bu kaldırımlar arkadaşlar 1-2 günde bitecek bir şey değil. Seçime 3 ay 4 ay kala her zamanki yaptıkları gibi yapıyorlar arkadaşlar bu şekilde. Ve sonrasında diyorlar ki hizmet yapıyoruz. İnanın hizmet yok arkadaşlar. Yalan söylüyorlar. Biz bu yolu sürekli kullanıyorduk ve sürekli çukurdu arkadaşlar. Bakın gerçekten diyoruz, sürekli çukurdu. Paldır küldür paldır küldür düşüyorduk. Ve ne oldu sonunda? Seçim yaklaşınca yol yapmaya çalışıyor. Şu an Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Yapmayan o. O değil de başkası olsaydı onu da eleştirirdik arkadaşlar. Biz hizmet istiyoruz. Biz vatandaşız. Ya bu ne biçim bir sorumsuzluk, bir rezillik? Yani ben değil, kim olursa olsun arkadaşlar bu rezilliği kaldıramaz. Bakın 3 tane 4 tane adamı ben geride gördüm arkadaşlar. En geride, tamam mı, gördüm. Ne oldu biliyor musunuz? Yapıyormuş gibi oluyor arkadaşlar. Bir iş yok ortada. Yapılan bir hizmet yok. Anlatabiliyor muyum? Yani ne oluyor biliyor musunuz? Belediye seçimine kadar biz burayla oyalanalım. Milleti kandıralım. Tamam mı? İş yapıyormuş gibi görünelim. 4-5 seneden beri neredeydiniz? Yani bu hizmet mi olmuş oluyor? Ve 3 tane adamla iş bitirmeye mi çalışıyorsunuz? Kimi kandırıyorsunuz? İş makinalarını, geçen günde iş makinalarını 5-6 tanesini yığmışlar ve ortada iş yoktu arkadaşlar. Bir gün sonra başlanıldı. Yazıklar olsun diyorum. Olan arkadaşlar hepimiz oluyor, vatandaş oluyor. Herkese geçmiş olsun diyorum. Umarım her şey ülkemiz için hayırlı olur.